Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin. Şu anda bizim de hissettiğimiz Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün 10 Nisan 2019 Çarşamba Ulusal Kanal'da gece görüşüyle karşınızdayız. Geride bırakmakta olduğumuz günün sıcak gelişmeleriyle başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yerel seçimin iptaline karar verdi. CHP'nin yaptığı itiraz üzerine alınan karara göre Yusufeli halkı 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek. Türkiye, İstanbul'da özellikle de Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptal edilip edilmeyeceğini tartışırken Artvin Yusufeli'de seçimin yenilenmesi kararı alındı. Yusufeli ilçesinde yapılan ilk sayımlarda CHP'li aday Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirmişti. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine sayım yeniden yapıldı. Bu kez AKP adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla seçimi kazandı. Ancak bu kez sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. CHP'li Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutularak İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konularıyla birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Bu kez bir sandıkta bir oy pusulası daha tespit edilemedi. Bu sonuçla AKP adayı Aytekin bir oy farkla kazandı. İlçede kayıp olan 5 oy pusulasının tutanaklara işlenmediği de belirlendi. CHP, ilçe genelinde seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na 2 ayrı başvuruda bulundu. İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre Yusufeli halkı 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmelerine rağmen seçimlere katılıp kazanan 4 kişiye mazbata verilmemesine karar verdi. Diyarbakır'ın Bağlar, Van'ın Çaldıran ve Tuşba'yla Balıkesir'in Edremit ilçelerinde mazbatalar seçimi ikinci sırada tamamlayan adaylara verilecek. Geçersiz oylar ve seçimlerin yenilenmesi tartışmaları sürerken Yüksek Seçim Kurulu'ndan dikkat çeken bir karar geldi. Kurul, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmelerine rağmen seçimlere katılan ve başkan seçilen 4 kişiye mazbata verilmemesine karar verdi. Bu kapsamda Diyarbakır'ın Bağlar, Van'ın Çaldıran ve Tuşba'yla Balıkesir'in Edremit ilçelerinde mazbatalar ikinci seçilen isimlere verilecek. Yüksek Seçim Kurulu daha önce benzer durumdaki muhtar adayına mazbata verilmemesine, ikinci sıradaki adayın muhtar olarak ilan edilmesine karar vermişti. Adana'nın Kozan ilçesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir açıklama geldi. Kurul, Adana Kozan'da Milliyetçi Hareket Partili Nihat Atlı'nın seçilme yeterliliğinin olmadığına karar verdi. Kozan'da ikinci en yüksek oyu alan Saadet Partili Kazım Özgan'a mazbata verilmesi kararlaştırıldı. İstanbul Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddiası tartışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ilçede 26 bin seçmen hareketliliği yapıldığını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bir usulsüzlük yok, vatandaşı terörize etme hali var dedi. Yaklaşık 26-27 bine yakın bir seçmen hareketi olmuş. Parkın kapanmayacağı o kadar aşikar ki. İstanbul Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddiası tartışmaları hala sonuca bağlanamadı. İlçe Seçim Kurulu dedi ki burada tespit yapılamadığından dolayı itirazın reddine. İle gittik, il de itirazımızı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na gittik, orası da reddetti. 31 Ocak tarihi itibariyle seçmen listeleri kesinleşir. Bu seçim sürecinde de kesinleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal iddialarla ilgili açıklama yaptı. %10'a yakın yeni seçmen kaydının yapıldığını söyledi. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşanmış. 14.264 seçmende buraya yeni kayıt yapılmış. Yani 11.954,
14.264 daha dediğimiz zaman 6-27 bine yakın bir seçmen hareketi olmuş. Uysal, seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum dedi. İnanıyorum ki seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçiminin iptal edileceğini düşünüyorum. İddiaların savcılığa intikal ettiğini söyleyen Uysal, YSK'ya da seslendi. Savcılık dosyası açıldı, soruşturma başladı. Sürecin de hem adli yönden hem de Yüksek Seçim Kurulu açısından doğru bir şekilde değerlendirilip doğru bir karara ulaşılacağını düşünüyorum. Yüksek Seçim Kurulu, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. Öte yandan İstanbul'daki geçersiz oyların %97,2'si sayıldı. İstanbul'da sandıkların toplam %97,2'si sayılmış durumdadır. Sayılması kararı alınan 57 sandığın tamamı sayılmıştır ve bu 57 sandığın toplamında partimiz lehine, yani Ekrem İmamoğlu lehine 13 oy fazladan çıkmıştır. Seçim sonuçları henüz netleşmediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devam eden, aynı zamanda AKP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olan Mevlüt Uysal'a yanıt Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İstanbul'da seçim sonuçlarının tartışmalı boyut kazandığı Büyükçekmece ilçesinde seçmen kayıtlarının silindiği iddialarına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. 4 televizyon kanalında ortak yayınlanan programa katılan İmamoğlu, AKP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olan Mevlüt Uysal'ın iddialarını yalanladı. Büyükçekmece'nin göç alan 7-8 ilçeden biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, Büyükçekmece'de birden 20 bin küsur seçmen hareketi olduğu algısını zihinlere kazımaya çalışıyorlar. Seçmen sayısı 6 ayda 3 binin üzerinde artmış. AKP'nin kazandığı Sancaktepe ve Çekmeköy'de daha yoğun nüfus hareketliliği var dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın Şubat ayında yaptığı taşınmış oy, hayali oy diye bir şey yok, listelerimizden eminiz açıklamasını hatırlatan İmamoğlu, Büyükçekmece'ye Başakşehir ve Fatih'ten nüfus kayması olmuş, Mevlüt Uysal önceki Başakşehir Belediye Başkanı masum olduğunu düşünelim, 11 kişi aynı adrese kayıt yapıyor, bunlar Mevlüt Uysal'a yakın isimler dedi. Başka ev bulamamışlar, tam 11 kişi var, aynı adrese kaydolmuşlar ifadesini kullanan İmamoğlu, aynı tarihte Başakşehir'den 231 kişi kaydını Büyükçekmece'ye aldırmış dedi. En büyük mağdurun 3870 oyla seçimi kazandık diyen Binali Yıldırım olduğunu da ifade eden İmamoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir oy bile geçerlidir sözünü de hatırlattı. Ankara'da geride bırakmakta olduğumuz günde iki önemli zirve vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerden sonra ilk kez bir araya geldi. Diğer görüşmenin adresi ise CHP Genel Merkezi oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i misafir etti. Her iki zirveye de gündem olarak yerel seçim damgasını vurdu. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. İki isim yerel seçimler sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerdi. Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Bu kapsamda seçim sonuçlarını değerlendiren iki lider tartışmaların ve itirazların sürdüğü İstanbul üzerinde de fikir alışverişi yaptı. Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçelim. O da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. İki liderin gündeminde Bahçeli'nin yerel yönetimlerde değişiklik amacıyla dile getirdiği bu öneri de vardı. Başkentteki bir diğer zirvenin adresi CHP Genel Merkezi'ydi. En son 8 Nisan'da bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerden sonra ikinci kez görüştü.
İadeyi ziyaret olarak da değerlendirilen zirve sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İstanbul seçimi sonu belli olmayan bir problemi haline geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu süreci yürüten Yüksek Seçim Kurulu üyelerine seslendi. Yüksek Seçim Kurulu seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu iktidar sahiplerinin Yüksek Seçim Kurulu üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası Yüksek Seçim Kurulu bozmak zorundadır. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihsel görevidir. Yüksek Seçim Kurulu alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir. Akşener'de yaptığı açıklamada AKP ve MHP'den gelen İstanbul'daki seçimler yenilensin talebine tepki gösterdi. Türkiye'de böyle bir şey hiç görülmedi. Evren döneminde bile görülmedi. Bu arada CHP'nin 81 il örgütü Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı yapmak için eş zamanlı basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda YSK'nın daha önce aldığı kararlara uyması istendi. Yüksek Seçim Kurulu yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. Öte yandan Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne de gitti. Malatya'da oy verme işlemleri sırasında çıkan kavgada iki Saadet Partili hayatını kaybetmişti. Kılıçdaroğlu hayatını kaybedenler için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi. Ben de bu vesileyle kendilerine başsağlığı diledim. AKP olağanüstü itiraz hakkını kullanarak seçimlerin yenilenmesini hedefliyor. Peki olağanüstü itiraz nedir ve hangi koşullarda yapılabilir? Ulusal Kanal işte bu soruları uzmanlarına sordu. Olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz. İstanbul'da YSK'ya yaptığı başvurulardan sonuç alamayan AKP'nin yeni hedefi olağanüstü itiraz hakkını kullanmak. Başvurular aslında tek tek kanda düzenlenmiş. Seçim sonuçlarına itiraz süreci 1 Nisan itibariyle ilçe seçim kurullarına yapıldı. Buradan çıkan kararlarsa 5 Nisan'da il seçim kurullarına taşındı. İl seçim kurulları kendisine gelen itirazları en geç 7 Nisan saat 17'de sonuçlandırdı. Ardından da normal itiraz sürecine ilişkin sıra Yüksek Seçim Kurulu'na geçti. YSK için 8 Nisan'da başlayan itiraz başvuruları 10 Nisan saat 17'de sona erdi. YSK bu süre zarfı içinde 13 Nisan saat 17'ye kadar zamanı olmasına rağmen bazı itirazları karara bağladı. AKP, İstanbul'daki tüm oyların yeniden sayılmasını istemiş, YSK sadece 51 sandık için sayılma kararı vermişti. İlçe ve il seçim kurullarıyla YSK'ya yapılan olağan itirazlar kapsamında istediğini alamayan AKP, olağanüstü itiraz başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Şimdi ölüm elimizde, yeniden kullanabileceğimiz bir imkan var, onu kullanacağız. Ancak AKP'nin bu hakkını kullanabilmesi için İl Seçim Kurulu'nun belediye başkanı mazbatasını Ekrem İmamoğlu'na vermesi gerekiyor. Mazbatanın verilmesinden sonra yani tutanağı, il seçim tutanağının düzenlenmesine itibaren de 7 gün içinde olağanüstü itirazda bulunabilirler. Peki olağanüstü itiraz hangi gerekçelerle yapılabilir? Olağanüstü itiraz yolu 298 sayılı kanun 130. maddesinde düzenlenmiş. Seçim sonucuna etki edecek müessir bir olay ve somut bir delille delillendirildiği zaman Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü itirazı değerlendiriyor. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Meltem Akyol, olağanüstü itiraz başvurusunun hangi durumlarda kabul edildiğine ilişkin geçmiş seçimlerden örnekler verdi. Ağrı'da seçimler yenilenmişti. Orada YSK geçersiz oyların sayımı sırasında çuvalların mühürlü olması gereken çuvalların açık olduğunu tespit etti. Ve bunu seçimin sonucuna etkili olacak müessir bir olay olarak değerlendirdi. Yalova'da yerel seçimlerde yine yaşanmıştı. YSK orada yapılan itirazda oy kullanmaması gereken 7 seçmenin oy kullandığını tespit etti ve bunu da sonuca etkili bir şey olarak değerlendirdi ve seçimi orada da yeniledi. Akyol'a göre AKP'nin gündeme getirdiği seçmen kaydırma konusuna ilişkin daha önce YSK gerekli düzeltmeleri yaptı. Seçmen listeleri Şubat ayında kesinleşti. Seçim sonuçlarına itirazlar sürerken Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten önemli uyarılar geldi. Sandıkların yeniden sayılmasına atıf yapan Perinçek,
Onlar sayımlara devam ede dursun, millet olarak başımızı kaldırıp önümüze bakmak durumundayız diyerek ekonomiye dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Ancak sonuçlardan memnun olmayan siyasiler farklı bölgelerde sonuçlara itirazlarını sürdürüyor. Türk milleti başta İstanbul olmak üzere çeşitli seçim çevrelerindeki tartışmalara yönlendirilirken, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten önemli uyarılar geldi. Perinçek, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oyların yeniden sayılması tartışmalarına değindi. Sandıkları yeniden saymak dışında bir dikkatleri ve çözümleri olmayanlar, kafalarını sandığa gömmüş bulunuyorlar diyen Vatan Partisi lideri, onlar sayımlara devam ede dursunlar, millet olarak başımızı kaldırıp önümüze bakmak durumundayız değerlendirmesinde bulundu. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaza dikkat çeken Doğu Perinçek, ödemeler açığının ve bütçe açığının bu sistem içinde kapanma olasılığı bulunmuyor. İflaslar, fabrika kapatmalar ve işten atmalar, ekmek teknelerinin kaybedilmesi, fiyat artışları ve geçim sıkıntısı gözüküyor. Ne yazık ki önümüzdeki gerçekleri ancak böyle özetleyebiliyoruz, dedi. Ekonomide zorluklar, güvenlikte ciddi tehditler olduğuna dikkat çeken Perinçek, Türkiye'nin gündemi zorlukları yenmektir. Türkiye zorunlu olarak bir sistem değişikliğinin, üretim devriminin eşiğindedir. Üretim devrimi ve Türkiye'nin güvenliği, üreticilerin milli hükümeti yönetiminde başarılacaktır, ifadelerini kullandı. Vatan Partisi lideri açıklamasını, Türkiye için umutsuz durum yoktur ancak umutsuz programda diretmemek şartıyla sözleriyle bitirdi. Şu anda Doğu Guta'da 5'er. Ekonomide reform paketi boş çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomide yapısal dönüşüm adımlarını anlattı. Milli Birlik Projesi'nin hayata geçirileceğini söyleyen Albayrak, tarımda milli projenin Mayıs ayında açıklanacağını belirtti. Bu reform paketinde de geçmiş sunumlarda olduğu gibi sorunlar tekrar edildi. Çözümlere ilişkin ayrıntılar içinse ileri bir tarih verildi. Türkiye'nin gündemi ekonomide reformdur. Reform adımlarımızın ilanı için bir aradayız. Yapısal dönüşüm farklı bir şey. Bunların açıkladığı farklı. Beklenen açıklama geldi. Ancak beklentiler karşılanamadı. Boş çıkan reform paketi hayal kırıklığı yarattı. Uzmanlarsa algı yönetimi vurgusu yapıyor. Hep algı yaratmak üstüne kurarsan sistemini, işte o zaman bugünkü duruma düşersin. Yeni ekonomi programı yapısal dönüşüm adımları 2019 belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kameralar karşısına geçti. Açıklamanın saatler sürmesi bekleniyordu ancak öyle olmadı. En önemli gündem maddesi tarım konusununsa Milli Birlik Projesi olduğunu anlattı. Enflasyondaki en önemli sorunlarımızın başında gıda alanında yaşadığımız için yapısal reformlarımızın da en önemli ayağını gıda alanında hazırladık. Gıda enflasyonuyla mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda Milli Birlik Projesi olacak. Çözümü ise sunmadı. Detaylar için ileri bir tarihi işaret etti. Bu kapsamlı strateji Mayıs ayında tüm kamuoyumuzda paylaşılacak. Bakan Albayrak'ın kooperatif vurgusuysa dikkat çekti. Sahada operasyonel yetkinliğimizi kooperatif yapısının merkezde olduğu güçlü kurumsal altyapılarla sağlayacağız. Üretici kooperatiflerin payını artıracağız diyor. O zaman daha spekülasyon azalır. Üretici eğer hallerde daha fazla yer alırsa stokçuluğu önler. Albayrak tarım noktasında atılacak adımın Sera AŞ'nin kurulması olduğunu söyledi. Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak. 2019 yılında ilk etapta 2000 hektar teknolojik sera inşa edilecek. Albayrak'ın açıklamalarında önemli vurgular da vardı ancak izlenecek yola değinmedi. Küçükbaş hayvancılıkta potansiyelimizin gerisindeyiz. 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içerisinde 100 milyona yükseltilecektir. Özellikle bankacılık sektörüne verilecek 28 milyar liralık borçlanma senetleri sektörün zor durumunu gözler önüne serdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerini kamu bankalarına verecektir. Finansa ağırlık vermelerinin bir nedeni kamu bankalarının sıkıntıda olması. Yanıt arayan ve çözülmeyi bekleyen sorunlar arasında eğitim ve istihdam da önemli bir yer tutuyor. Eğitim programı ve meslek bazında arz talep dengesi oluşturulacak.
Milli Eğitim Bakanlığımız da bu programı Eylül ayında açıklayacak. Ve milyonlarca insanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusu. İşçi sendikalarının kırmızı çizgimiz dediği kıdemlerle ilgili fon sistemi hazırlıkları sürüyor. Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak kesintiler kıdem tazminatı fonunda toplanacak. İşçi kesimi ise kıdem tazminatı fonuna karşı çıkıyor. İşverene bir yük getirecek ama buna mukabil orada işçi lehine bir tasarruf oluşacak. Alacaklar, bütçede paraları kalmadı bilmem. Fonları alıp kullanacaklar. Bütçeye aktarmış olacaklar. Evet. Yani işsizlik sigortası fonu gibi alıp kullanacaklar. Bakan Albayrak reform paketinin açıklanmasının ardından rotasını Amerika'ya çevirdi. Albayrak burada dünya ekonomisine yön veren isimlerle bir araya gelecek. Türkiye'nin yeni dönemde atacağı adımları anlatacak. Üretim alanına ulaşılırken akaryakıta Nisan ayında ikinci zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına 12, benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam geldi. Akaryakıtta zamlar peş peşe geliyor. Motorinin litre fiyatına 12 kuruş, benzinin litresine ise 20 kuruş zam yapıldı. Nisan ayındaki ikinci artışı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası duyurdu. Yapılan zam pompa fiyatlarına motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş olarak yansıdı. Buna göre motorin fiyatlarında 6 kuruşluk ve benzindeki 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından zammın vergi ayarlanmasıyla karşılandığı Eşel Mobil sistemi tekrar devreye alındı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbestliği nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Amerika ile Türkiye arasındaki S-400 gerginliği, beraberindeki F-35 krizi İki ülkenin de gündemindeki yerini koruyor. Ankara S-400'den geri adım olmayacağını ilan etti. Buna karşı Amerika'dan F-35 verilmez yanıtı geldi. Buna yanıt olaraksa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika F-35'leri vermediği takdirde Rusya'nın uçaklarıyla ilgilenilebileceklerini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ikinci parti S-400 sistemi alabileceğini de duyurdu. Biz egemen bağımsız bir devletiz, ülkeyiz ve kendi kararlarımızı kendimiz veririz. Amerika ile yaşanan S-400 ve F-35 gerginliği gündemdeki sıcak yerini koruyor. Amerika'dan yeni gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikinci bir S-400 mesajı verdi. Amerika satarsa Patriot biz alırız ama Amerika Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci bir S-400 de alabiliriz ya da başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz. Çavuşoğlu, Amerika'dan gelen S-400 sistemleri alınması durumunda F-35 uçaklarını vermeyiz tehditlerine de yanıt verdi. Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu vurguladı. Bizim şimdi yeni uçaklara ihtiyacımız var mı? Var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'daki temaslarının ardından bir televizyon kanalında Amerikalı senatörlerle yaptığı görüşmedeki ayrıntıları aktardı. Yani Amerika'nın 10 senedir Türkiye'ye Patriot satmadığını, dolayısıyla Türkiye'nin acil ihtiyacı olan hava savunma sistemini bir yerden karşılaması gerektiğini ve o nedenle de S-400 aldığını söyleyince biz böyle bilmiyorduk, bize böyle söylemediler diyor. Ve burada bu görüşmelerimizde de her şeyden önce bu S-400'ü aldığımızı ve bunun bitmiş bir anlaşma olduğunu net bir şekilde söyledik. Amerika'nın aldığı kararlarla kendiyle çeliştiğini söyledi Bakan Çavuşoğlu. Katsa kararlarını hatırlattı. Müttefikliğe zarar veren esas onlardır dedi. Katsa kararına baktığımız zaman F-35'ten bahsetmiyor. Dolayısıyla kendi kendilerine çelişen bu açıklamalar ancak Türkiye'ye işte gözdağı verme yönündeki açıklamalardır. Bunlar doğru değildir. Esas müttefikliğe zarar veren onlardır. Hem bu şekilde şartlar koşarak hem de bize yönelik tehdit oluşturan bir terör örgütüyle işbirliği yaparak müttefikliğimize ve dostluğumuza zarar veren onlardır, biz değil. Amerika'nın F-35 tehdidine Türkiye Su-57 ile cevap verebilir. Rusya'nın Su-34 var, işte 57 var, bunlar yeni üretilecekler var, başka ülkelerde var.
üretim ve geliştirme aşamasında olan Su-57'lerin F-35'lerden belli açılardan oldukça üstün olduğu ifade ediliyor. Henüz Avustralyalılar test aşamasında F-35'i şikayet etmişti. Testler önceki nesilden basit savaş uçaklarının bile F-35'i vurduğunu göstermişti. F-35 ve Su-57'nin nasıl uçtuklarını kendi gözlerimle gördüm ve Rus uçağının daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Görünmezlik savaşın ilk saatlerinde önemli. Peki kaplama zarar görünce ve tüm güçlerle araçlar devreye girince ne olacak? Su-57 her açıdan F-35'ten üstün, hem daha ucuz. Uzmanlar da aynı görüşte. Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, F-35'lerle ilgili Türkiye'nin ABD ile anlaşmadan vazgeçip Rusya ile anlaşması gerektiğini ifade etmişti. Bir iki ay içinde de netleşmediği takdirde uluslararası tahkime gidip hakkını talep etmeli. Oradaki birikmiş parasını alıp derhal Rusya ile Su-25'ler ve diğer sistemler üzerinden bence gecikmeden anlaşmaya gitmelidir diye düşünüyorum. Amerikan Senatosu'nun dış ilişkiler ve savunma alanında önemli rol oynayan 4 üyesi New York Times'a ortak makale yazdı. Senatörler, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması halinde yasal düzenlemeler çerçevesinde her türlü yaptırımın uygulanacağını yazdı. Türkiye açık açık tehdit edildi. Mr. Coons. Amerikan Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi'nin önde gelen 4 senatörü S-400 sistemi ve F-35'ler hakkında New York Times gazetesinde makale yayımladı. Ms. Collins. İkisi Demokrat Parti'den, ikisi de Cumhuriyetçi Parti'den 4 senatörün imzasıyla yayımlanan yazı, ya Amerikan savaş uçağı ya da Rus füze savunma sistemi, ikisi birden olmaz başlığını taşıyor. Mr. Cornyn. Cumhuriyetçi senatörler Jim Risch ve Jim Inhofe'la, Demokrat senatörler Bob Menendez ve Jack Reed imzalı yazıda Türkiye'nin S-400'lerle F-35'ler arasında bir tercih yapması gerektiği savunuluyor. Amerikalı senatörler, Türkiye S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçmezse Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tercihin ülkesinin dünyadaki yeri, Amerika ile ilişkileri ve NATO'daki konumu konularında büyük sonuçları olacaktır. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi bu yönde olmaz ve S-400'lerin teslimatını kabul ederse, Türkiye'ye Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamında Amerika hukuku çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır. Bu yaptırımlar Türkiye'nin ekonomisine ağır hasar vereceği gibi uluslararası piyasaları da olumsuz etkileyecek, doğrudan yabancı yatırımları kaçıracak ve Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayine zarar verecektir. Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit eden Amerikalı senatörler, stratejik boyuttaki Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesinin Türkiye'ye yararı olmadığını savundu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri Soğuk Savaş ve Çarlık Rusyası dönemini atıfla değerlendiren senatörler, Putin Sovyetler Birliği ya da Çarlık rejimi döneminden daha fazla Türkiye'nin müttefiki değildir ifadesini kullandı. Amerikalı senatörler Rusya Devlet Başkanı'nın Gürcistan, Ukrayna ve Suriye'de yaptıklarının Türkiye'nin güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini iddia etti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütü olarak tanımlamasına İran'dan tepkiler sürüyor. Peki karar İran için hangi anlama geliyor? İran karara karşı hangi adımları atacak? İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Milletvekili Negavi Hüseyin'i bu soruları ulusal kanal için yanıtladı. Negavi, Beyaz Saray'ın hamlesini hukuksuz ve küstahça alınmış bir karar olarak değerlendirdi. Beyaz Saray'ın İran devrim muhafızlarını yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Tahran'dan ilk karşı hamle geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Amerikan ordusunun Batı Asya'daki faaliyetlerini yöneten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı terör örgütü ilan etti. İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Milletvekili Negavi Hüseyin'i, Washington yönetiminin İran devrim muhafızları kararını ulusal kanala değerlendirdi. Amerikan yönetiminin aldığı kararın düşmanca ve küstahça olduğunu söyleyen Hüseyin'i, kararın uluslararası hukuk açısından dünya tarihinde eşi olmayan sıra dışı bir adım olduğunu söyledi. Amerika düşmanca ve küstah bir karar aldı. Yani uluslararası hukuk açısından değerlendirildiğinde başka bir ülkenin silahlı kuvvetleri
düşmanca bir kararla terörist ilan etmesi sıra dışı bir durum. Bu karar uluslararası hukuka aykırı ve dünya tarihinde böyle düşmanca bir kararın örneği yok. Hüseyin'i hem İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi hem de parlamentonun mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Amerika'nın Batı Asya'da bulunan askeri kuvvetlerini terör örgütü olarak ilan ettiğini hatırlattı. Biz 250 imzayla Amerika'nın bu kararını tanımadığımızı, mahkum ettiğimizi ilan eden bir bildiri yayınladık ve mütekabiliyet hükümleri çerçevesinde karşı hamlemizi gerçekleştirdik. Hem hükümet hem meclisimizden İran Milli Güvenlik Konseyi'nin aldığı hüküm onaylanmış oldu. Yani Batı Asya'da bulunan Amerikan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını terörist grup olarak tanımladık. İranlı vekil, mecliste gerçekleşen oturumda katılan bütün milletvekillerinin neden devrim muhafızları üniforması giydiklerini de açıkladı. Bu düşmanca ve hadsiz karar bütün milletvekillerimizi birleştirdi. Mecliste bulunan bütün fraksiyonlar bu karar karşısında birleşti. Hepimiz devrim muhafızı üniforması giyerek oturuma katıldık. Bu şekilde Amerika'ya hepimiz devrim muhafızıyız mesajını verdik. Bu eylemdeki anlam şuydu: biz milletin vekilleriyiz, dolayısıyla bütün İran milleti devrim muhafızıdır. Bu bağlamda Amerika'nın bu kararla bütün İran halkını terörist ilan etmiş olduğunu ilan ettik. Hüseyin'i İran devrim muhafızları ordusunun barışta ve savaşta milletiyle birlikte olduğuna dikkat çekti. Bakınız, bu röportajı yaptığımız dakikalarda İran'da gerçekleşen sel sonrası yaralar sarılıyor ve devrim muhafızları bütün gücüyle burada milletimizin yaralarını sarıyor. Generalinden en küçük rütbelisine hepsi caddelerde, sokaklarda, su tahliyesinden temizliğe, yardım dağıtımına millete hizmet ediyor. Milletimiz geçmişten günümüze yaşadığı her darlıkta devrim muhafızlarını yanında buldu. Devrim muhafızları milletimizin bağrından çıktı. ABD'nin İran Kızılay'ına yapılan yardımları engellediğinin altını çizen Hüseyin'i, Washington'ın bu tavrını insan haklarının ihlali olarak yorumladı. Amerika yaşadığımız sel felaketinin ardından da düşmanca tutumundan vazgeçmedi. Biz bir doğal afet yaşadık ve selzedeler için gelecek mali yardımın önünü kesti. İran Kızılay'ının hesaplarını bloke etti ve yardımın ulaşmasını engelledi. Yani bu karar insan haklarına aykırı değil miydi? Bir bilgi paylaşalım. Japonya Dışişleri Bakanı, Amerika'nın İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etme kararına uymayacaklarını söyledi. Amerika, Venezuela'ya yönelik tehditlerini sürdürüyor. Ülkenin seçilmiş lideri Maduro ise geri adım atmıyor. Amerika'nın darbe girişimleri hükümet ve halkın direnciyle etkisiz hale getiriliyor. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Ulusal Yönetim Kurulu üyesi Julio Chavez, gelişmelerle ilgili Meksiko City'de ulusal kanala özel açıklamalarda bulundu. Amerika'nın Venezuela'daki darbe girişimi başarısız oldu. Ordu ve halk, devlet başkanı Maduro'nun yanında Amerika'ya meydan okudu. Girişimleri sonuçsuz kalan Amerika'nın geldiği son durumu ve ülkedeki gelişmeleri İktidar Partisi Ulusal Yönetim Kurulu üyesi Julio Chavez ulusal kanala değerlendirdi. Chavez, Amerika'daki çözülme ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Öyle görünüyor ki Suriye'de kaybettikleri savaş onların morali üzerinde bir etki gösteriyor. Bu yenilgi onların kendi savaş makinaları hakkındaki yenilmezlik düşüncesini sarsmış görünüyor. Suriye'de yaşadıkları askeri yenilgi sonrasında şimdi arka bahçeleri olarak saydıkları bölgeye dönüyorlar. Ve göründüğü gibi Nicolas Maduro hükümeti gibi bir hükümeti devirebilecek sonuç alıcı mekanizmalara sahip değiller. Yenilen Amerika'nın Juan Guaido ile bir işi kalmadığının altını çizen Chavez, Amerika onu öldürtebilir dedi. Guaido bir hiçe dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri şimdi ne yapacağını düşünüyor. Hatta burada kanalınız aracılığıyla tüm dünya kamuoyunun önünde uyarıyorum. İyi dinleyiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da iç karışıklık çıkarmak için kiraladığı katillere, paralı askerlere Guaido'yu öldürtmesi ihtimalini yadsıyamayız. Amerika Birleşik Devletleri onu öldürtüp suçu Maduro hükümetinin üstüne yıkmak isteyebilir. Amerikan emperyalizmi böyle şeyler yapar. Onlar için yan kayıp olur. Amerika'nın ekonomik baskısı da yine kendisini çözümsüzlüğe itiyor. Maduro'nun meşru anayasal hükümetini deviremediler. Şimdi çok sabırsızlanıyorlar.
Çünkü bizi abluka altına aldıkça, bize ambargo uyguladıkça bizimle ticaret yapmak isteyen kendi şirketlerini, Amerikan şirketlerini engellemiş oluyorlar. Chavez, Türkiye'nin ülkelerin iç işlerine karışmama yönünde gösterdiği tutuma da saygı duyduklarını belirtti. Türkiye hükümetinin uluslararası hukuka, ülkelerin iç işlerine karışmama kuralına ve halkın kendi kaderini tayin etme hakkına gösterdiği saygıya ve desteğe büyük değer veriyoruz. Türkiye, uluslararası hukukun bayrağını büyük onur ve gururla yükseltti. Sanırım siz de Türkiye'de hiç kimsenin ülkenizin iç işlerine karışmasından hoşnut olmazsınız. Türkiye'nin sorunlarını Türkiye'nin vatandaşları çözer. Venezuela'nın sorunlarını biz Venezuelalılar çözeriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik bir kez daha operasyon mesajı verdi. Emniyet Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünde konuşan Erdoğan, çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz dedi. FETÖ'yle mücadeleye de dikkat çeken Erdoğan, FETÖ'nün devlet kurumlarından temizlenemediğini vurguladı. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. PKK, PYD'ye karşı yeni mesajlar vurgusu yaptı. FETÖ'yle mücadeleye dikkat çekti. Acırsak acınacak hale geliriz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Emniyet Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı yeni binası açılış töreninde konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD varlığına dikkat çekti. Yeni mesajlar olacak dedi. Terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz, bunu da söyleyeyim. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu öyle veya böyle anlayacaklar. Erdoğan'ın gündeminde FETÖ ile mücadele de vardı. Devlet kurumlarındaki FETÖ'cülere dikkat çekti. Açık konuşmak gerekirse FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları zaman zaman gelip ağlıyorlar vesaire filan. Kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tutuklu ve hükümlülere ilişkin verileri de paylaştı. Şu anda cezaevlerinde 20.226'sı hükümlü, 10.333'ü tutuklu olmak üzere 30.559 FETÖ'cü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerden 4.446'sı da maalesef emniyet teşkilatımızın içinden çıkan hainlerdir. Milli Savunma Bakanlığı, İran kuzeyine hava harekatı yapıldığını duyurdu. Bombalanan Zap, Gara ve Avaşin Basyan kamplarında çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi. İran kuzeyindeki PKK yuvaları bir kez daha ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Zap, Gara ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Sirt'te ise bölücü terör örgütünün bahar yapılanmasına geçit verilmedi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eruh kırsalına düzenlenen operasyonda iki PKK'lı etkisiz hale getirildi. PKK'lılar Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bir saldırı planı içindeydi ancak başarısızlığa uğratıldı. Teröristler tarafından Irak'tan getirildiği değerlendirilen patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozuyla patlayıcı düzenekler ele geçirildi. Bomba malzemeleri kontrollü şekilde imha edildi. Zeytindalı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Say'ın toprağa verildi. Niğde'deki törene binlerce vatandaş katıldı. Suriye'de şehit olan uzman onbaşı Halis Say'ın memleketi Niğde'de ebediyete uğurlandı. Niğde!
Sayın Zeytindalı Harekatı bölgesinde teröristlerin havanlı saldırısında şehit oldu. Hastanede 10 gün tedavi gören Sayın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda şehit için tören yapıldı. Ardından askeri helikopterle Niğde'nin Orhanlı beldesine götürüldü. Meyyit için duaya. Önce baba evinden helallik alındı. Ardından cenaze namazı kılındı. Törene binlerce yurttaş katıldı. Birçok noktaya Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı beldedeki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan şehit Sayın'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Sayın'ın iki böbreğinin Gaziantep Üniversitesi'nde, karaciğerinin ise Adana'da organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi. Aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Hemen hemen her gün sağlık çalışanları şiddete maruz kalıyor. Sağlık çalışanları hükümetten daha etkili bir yasa talep ediyor. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Bediha Salnur, bakanlığın caydırıcı bir düzenleme üzerinde çalıştığını söyledi. Sağlık personeli beklediği ilgiyi göstermedi veya ters bir harekette bulundu. İndireyim ona bir tane tokat. Yani demokratik toplumda, bu hukuk toplumunda bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Kesinlikle değil. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Bediha Salnur, sağlıkta şiddeti bu sözlerle değerlendirdi. Sağlık çalışanlarının yasa caydırıcı değil eleştirilerine yanıt veren Salnur, yasal düzenleme yapılacağını belirtti. Sağlık Bakanlığımız da, Adalet Bakanlığımız da çok ciddi çalışıyor. Artık sadece gözaltında tutulması değil de, hani bu eylemlerde bulunanların tutuklanmalarının sağlanmasına kadar, çünkü çok daha hafif kalıyordu. Kapsamlı bir çalışma olacak bu konu. Kesinlikle. Kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Bir kısım yapıldı ama daha da kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Sağlık çalışanlarının toplumun şifası olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü, hekimleri empati yapmaya, yurttaşı da sağduyuya çağırdı. Merhametli, biraz daha empati yaparak yaklaşmaya çalışacağız ama halkımızdan da hoşgörü bekliyoruz. Tabii ki onun canı yanıyor. Tabii ki hastası var. Ama doktora saldırmakla o hastasının hastalık sürecini kolaylaştırmıyor. Daha da sekteye uğratıyor. Bu sefer doktorlarımız hani daha çekinir oldular. Sopayla saldırmak, bıçakla saldırmak, boğazını sıkmak. Yani bu neyin çözümü olacak? Hiçbir şeyin çözümü olamaz, daha da çözümsüzlüğe sürükler. İzmir'deki son şiddet olayı 29 Mart'ta İzmir Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde yaşanmıştı. Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, kocası için ilaç yazılmasını isteyen kişiyi reddetti. Hasta koca yanına eli sopalı 10 kişiyi alıp aile sağlık merkezini basmıştı. Doktor ve hemşire başta olmak üzere sağlık çalışanları olayda yaralanmıştı. Doktorlarımızın böyle bir davranışa maruz kalmasından dolayı çok üzülüyoruz. Biz ne yapalım? Yani yazıp ceza yiyip yine hapse mi girelim, yoksa yazmayıp dayak yiyip hastaneye mi girelim? Bir çağa damgasını vuran Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor. Mimar Sinan 90 yıllık ömrüne 350 aşkın eser sığdırdı. Bu yapıtlarda doğup büyüdüğü Kayseri'nin Ağırnaz mahallesinden izler dikkat çekiyor. Bu 3500 yıllık tarihe sahip kent, görenleri kendine hayran bırakıyor. Taştan evleri, uçsuz bucaksız tünelleri, yeraltı şehirleri ve yapılardaki süslemeler tüm zamanların en büyük mimarına ışık oldu. Dünyada yeri göğü taş olan bir yer var mı? Var. Ağırnaz. Yani buranın yeri göğü taş. Yani yer altına iniyorsunuz, üstünüz taş. Yani yeryüzüne çıkıyorsunuz, altınız taş. Mimar Sinan 90 yıllık ömrüne 350'yi aşkın eser sığdırdı. O eserlerine de doğduğu toprakların izlerini nakışladı. Sinan da böyle bir yerde doğmuş. İşte dehlizler, yeraltı mağaraları, şehirleri var. Ağırnaz Koramaz Vadisi'nin tam merkezinde. Koramaz Vadisi çok önemli. Son zamanlarda çok duyulan bir başlık bu. Dolayısıyla Koramaz Vadisi'nin bu bütün
sistematik özelliklerini, kültürel ve doğal özelliklerini taşımakta. Kayseri'nin Ağırnaz köyündeki evler ve diğer yapılar süslemeleriyle ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor. Çekül Vakfı Kayseri temsilcisi Osman Özsoy, Mimar Sinan'ın herkes gibi çevresinden, doğup büyüdüğü memleketinden etkilendiğini söyledi. Çocuklukları hep merakla geçmiş, çevreye ilgiyle geçmiş, çevreyi incelemekle geçmiş. Taşı incelemiş, havayı incelemiş, toprağı incelemiş, notlar almış. Çok iyi bir gözlemci. Tabii ki etrafından etkilenmemesi mümkün değil. Mimar Sinan sadece Anadolu'da değil, Halep, Şam, Budin gibi Osmanlı topraklarında da çeşitli eserler yaptı. Eşsiz mimari eserleriyle dünyanın dört bir yanında tanındı. Büyük Mimar Sinan eserlerindeki ustalık, mühendislik ve ince işçilikle hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesinin turizmine büyük katkı sağlayan Van Gölü Ekspresi doğal güzellikler eşliğinde seyahat imkanı sunuyor. Van Gölü Ekspresi 15 ayda Ankara'dan Tatvan'a 40 binden fazla kişiyi taşıdı. Van Gölü Ekspresi sayesinde doğunun güzelliklerini görmüş olduk. Geçtiği güzergahlardaki eşsiz manzarayı yolcularına sunuyor. Bölge turizmine başlı başına katkı sağlıyor. Van Gölü Ekspresi ile seyahat etmenin keyfi de bir başka. Çok keyifli, çok güzel. Hatta biz izleyebilmek için sabahın 5.30'unda kalktık. Yani böyle erkenden kalkıp o doğal şeyi görmek için. O yüzden çok beğendim. Çok yani bir daha yapacağız muhtemelen. Ankara'dan başlayan yolculuk Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçiyor. Masmavi suyuyla insanı adeta büyüleyen Van Gölü'nün kıyısındaki Bitlis'in Tatvan ilçesinde sona eriyor. Doğayla iç içe ve güzergah boyunca çok güzel manzaralar olduğunu keşfettik. Ve gerçekten de öyle yani, bunu yaşayarak görüyoruz şu an. Yemyeşil ovalar, karlı dağlar ve göller. Bu eşsiz manzaraları kaçırmak istemeyen yolcular sabahın erken saatlerinde kalkıyor. Sabah 6'da saatimizi kurduk, uyandık. Sırf manzaradan kaçırmamak için. Çok da güzeldi, büyülendik. Hem makinemi de aldım, telefonumun şarjı defalarca bitti fotoğraf çekmekte. 8 vagonlu ve 320 yolcu kapasiteli Van Gölü Ekspresi büyük ilgi görüyor. Çok güzel, yani böyle kafa dinlemek için geldik aslında, biraz böyle 24 saat kendimizde kalmak için. Geçen yıl 31.665, bu yılın 3 ayında ise 10.400 yolcu Van Gölü Ekspresi ile bölgeye gitti. 15 ayda ise 42.065 kişi bu yolculuğa tanık oldu. Şu anda gerçekten çok güzel gidiyor yani, gördüğümüz şeyler, doğa, manzara gerçekten çok güzel, herkese tavsiye ederim. Gece görüşünün sonuna geldik. İyi geceler, mutlu yarınlar.